Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Elimizde bir tane Huawei marka bir cep telefonumuz var. Bizden Google hesabı istiyor. İlk senkronize edilen hesabı istiyor. Telefonumuzu sıfırladık. Şifresini veya hesabımızı unuttuk. Telefonumuzu açtık. Dil seçimini yaptık. Ön kurulumunu yaptık ve gelip en son olarak Google hesabınızı doğrulayın. İlk girilen hesabı girin diyor. Buradan ötesine gidemiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ötesine nasıl gideceğiz? Hemen başlayalım. Telefonumuzun ses kısma ve arttırma tuşuna aynı anda basalım arkadaşlar. Aynı anda 4-5 saniye basılı tuttuktan sonra Talkback eğiticisi diye bir yazılım çıkar. Görme engelli insanlar için yapılmış olan bir yazılım. Bu ekran çıktıktan sonra ekrana şöyle bir tane L harfi çiziyoruz. Talkback ayarlarını bir kez tıklıyoruz üzerine. Sonra iki kez tıklıyoruz arkadaşlar. Ve Talkback ayarlarına geçmiş oluyoruz. Burada tekrardan ses kısma ve arttırma tuşlarına 3-7-3-7 4-5 saniye basılı tuttuktan sonra Talkback'imiz tekrardan devre dışı kalıyor ve telefonumuzun dokunmatiği normal bir hale tekrardan dönüşüyor. Buradan yardım ve geri bildirim var arkadaşlar. Bazı telefonlarda feedback yazar, İngilizcesidir arkadaşlar. Aynı anlama gelir. Yardım ve geri bildirimi tıklayalım. Önümüze bir tane video çıkıyor. Videoyu tıklayalım. Tıkladıktan sonra videonun ismini tıklıyoruz. YouTube'a gönderiliyoruz. Hemen videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir videonun sağ köşesinde 3 tane nokta var arkadaşlar. Tıklıyoruz. Paylaş diyoruz. Not defteri veya Notepad yazar arkadaşlar. Not defterini tıklıyoruz. Sağ üst köşede düzeltiyorum. Galeri var arkadaşlar. Galeriyi tıklayalım. Resim tıklayalım arkadaşlar. Herhangi bir resmi tıklayalım. Sağ üst köşede arkadaşlar ona işareti var. İki kez tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şurada paylaş yazısını görüyorsunuz. Paylaş. Görsel olarak İngilizce ise arkadaşlar as imaj yazar. Tıklayalım. Burada Gmail'i bulacağız arkadaşlar. Tıklamayacağız. Burada basılı tutacağız. Gmail ikonunu arkadaşlar. Basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra bildirimleri tıklayacağız arkadaşlar. Diğer ayarlar. Sağ üst köşeyi 3 tane noktamız var. Tıklayalım. Hesapları yönet. Ayarlar. Güvenlik ve gizlilik arkadaşlar. Tıklıyoruz. Diğer. Cihaz yöneticisi, yöneticileri, cihazımı bul, etkinliği kaldır arkadaşlar. Eğer İngilizce ise deactive yazar, etkinliği kaldırıyoruz. Geri geliyoruz. Ekran kilidi ve şifreler. Screen, lock ve password yazar İngilizcesi arkadaşlar. Tıklayalım. Şifre gir. Buraya bir tane şifre girmemiz lazım. Şu anda aklınıza gelen şifre neyse arkadaşlar onu girin. Ki bu şifre bize birazdan lazım olacak. Geri geliyoruz. En altta şifre var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yok. Desen, pin veya şifre. Şifreyi tıklayalım. Devam dedik. Şifreyi tekrardan girelim. Unutmayın arkadaşlar. Birazdan bize lazım olacak. Tamam dedikten sonra arkadaşlar. Kaydet. Geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz arkadaşlar.
Bir geri daha geliyoruz. Bir geri daha geliyoruz arkadaşlar. Sisteme tıklıyoruz. En altta hesaplar bölümünde olan en altta sistem bölümünü tıklıyoruz. Sıfırlamayı tıklıyoruz. Tüm ayarları sıfırla. Tüm ayarları sıfırla arkadaşlar. Az önce girmiş olduğumuz şifre şimdi bize lazım olacak. İleri diyoruz. Tüm ayarları sıfırla. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Telefonumuz açıldıktan sonra önemli bir konuya değineceğim. Lütfen orayı izleyin ki bir dahaki sefere bu tür sorunla karşılaşmamanız için. Tekrardan tüm ayarları sıfırla yazısını gördükten sonra arkadaşlar telefonumuzu yeniden başlatıyoruz ve kapanıp açılmasını bekliyoruz. Bu arada videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açarsanız bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Televizyon, dijital uydu alıcısı, bilgisayar, cep telefonu, yani tamirat, tadilatla ilgili elimizden nacizane geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah Allah'ın izniyle görmüş olduğunuz gibi telefonumuz açıldı arkadaşlar. Buradan önemli bir konu demiştim. Lütfen burayı dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin ki dediğim gibi bir dahaki kez sefere böyle bir sorundan karşılaşmamanız için şuradan ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. Sistem, telefon hakkında, derleme numarası, yapım numarası, telefonun yazılımına göre, modeline göre değişebilir arkadaşlar. Şu derleme numarasına veya yapım numarasına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez üst üste tıkladığınız zaman arkadaşlar artık siz bir geliştiricisiniz diye bir yazı çıkar ve geri gelelim arkadaşlar. Şurada geliştirici seçenekleri az önce yoktu arkadaşlar. Şimdi aktif oldu. Geliştirici seçenekleri tıklayalım. Burada OEM kilidini açma etkin yazıyor arkadaşlar. Bakın şuradan görebiliyorsunuz. Eğer şunu açtığımız zaman telefonunuzun hesabını, şifresini bilin bilmeyin. Hangi şekilde olursa olsun format attıktan sonra sizden kesinlikle Gmail adresi ve şifre istemez. Ama bu iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey değil. Telefonunuz herhangi kötü insanların eline geçtiği zaman, format attığı zaman rahat bir şekilde telefonunu açar arkadaşlar. Siz eğer şifrenizi, hesabınızı biliyorsanız arkadaşlar, bundan eminseniz burayı kapatıp format atabilirsiniz. İşleminiz bittikten sonra veya bilmiyorsanız arkadaşlar format attıktan sonra tekrardan burayı, telefonunuzu açtıktan sonra kapatın ki telefonumuz bizden sürekli bu hesabı istesin ve format atıldıktan sonra bize zaman kazandırsın. Umarım anlatabildim. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Tekrardan buradan hesabınızı girip telefonunuzun artık hesap ekle dediğimiz zaman şuradan hesabınızı girip telefonunuzu artık kullanabilirsiniz. Umarım dediğim gibi anlatabildim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.